SGK müfettişleri denetime çıktı. O emeklilere haciz geliyor. Birçok emekliyi ilgilendiren karar çıktı. O kişilere haciz gelebilir. Türkiye'de yeni bir döneme girilmesiyle birlikte, kurumlar tasarruf yapmaya yönelirken SGK gibi büyük bütçeli kurumlarda denetimler artırıldı. SGK denetimleri, usulsüzlüklerin tespiti için sıkı bir şekilde yürütülüyor ve bu tür durumlar için yüksek para cezaları uygulanıyor. Borcu olan kişilere sağlanan taksit imkanı da 6 taksite düşürüldü. Artık borçlar peşin veya en fazla 6 taksitte tahsil ediliyor. SGK'ya borcu olan ve ödemeyenler için e-haciz sistemi devreye alındı. Bu sistemle kurum, alacaklarını hızlı bir şekilde tahsil edebiliyor. Ancak bu işlem masraflarla birlikte gerçekleşiyor ve vatandaşlar zor durumda kalabiliyor. SGK, haksız yere emekli maaşı alan kişilerle de mücadele ediyor. Emeklilik hesaplamasında hata yapılan kişilerin son 5 yıldır alınan emekli maaşları ve sağlık harcamaları geri isteniyor. Yasal faiz de eklenerek bu ödemeler tahsil ediliyor ve emekli maaşları kesiliyor. Ayrıca, kendisini çalışıyormuş gibi göstererek prim ödeyen ancak gerçekte çalışmayan kişilerin bu yolla emekli oldukları tespit edildiğinde SGK harekete geçiyor ve yapılan tüm ödemeler geri isteniyor. Babalarından ölüm aylığı almak için eşlerinden resmiyette boşanıp aynı evde yaşamaya devam edenler de denetim kapsamında. Bu kişilerin emekli maaşları kesiliyor ve son 5 yıllık ödemeler geri isteniyor. SGK'ya borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için haciz işlemi hızla başlatılıyor ve icralık bir borçla karşı karşıya kalabiliyorlar.